Merhaba, bugünkü diksiyon dersimizde yine şiir üzerinden ilerleyelim diyorum. Özellikle e, ilk öğretimde ve lisede, e, bayramlarda genç kardeşlerimize verilen, ödev olarak verilen, ezberlemeleri için topluluğa, e, okul bahçesinde ya da büyük bir topluluğa karşı okumaları için verilen e, şiirlerden bir tanesidir. En güzellerinden bir tanesidir. Mustafa Kemal'in kanısı, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın e, bir şiiridir. Ben de ilkokul, ortaokul, lise dönemlerinde gerek işte özel milli bayramlarda gerek edebiyat derslerinde çokça okumuşumdur. O kadar yüreğimize işlediği nakş oldu ki bu şiir ezberimde benim. Bu şiiri çalışmak isteyen, okuyacak olan öğrenci arkadaşlarım, kardeşlerim vardır diye düşünerek bu şiirin üzerinden bir kez daha geçmek istedim. Diksiyon kurallarına uyarak bu şiiri nasıl okuruz, nasıl etkili okuruz, nerelerde ne yapmamız gerekiyor? İsterseniz başlayalım. <laughs> Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Mustafa Kemal'in "Kanısı" isimli şiiri. Önce her zaman yaptığımız gibi e, nefes alarak, doğru nefes alarak başlıyoruz. Derin bir nefes alıyoruz diyaframımızdan şuradan. Ama gürültüsüz. Yani burnumuzdan nefes alıyorsak bile şeklinde bir ses çıkmamalı. Karşı taraf bizim nefes aldığımızı anlamamalı. Mustafa Kemal'in kanısı. Yedi ordu Elif kanısını. Kara gece'den gece'den. Sanki elif elif uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İnliyordu dağın ardı yasla, her bir heceden heceden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı. Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü, doğrulmuştu yola önceden önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi yemeden içmeden onlar. Kocabaş çok ihtiyardı, çok zayıftı. Mahsundu bütün bütün sarı kız yanı sıra. Gecenin ulu ağırlığına karşı hafiftiler, İnceden, inceden. İriydi Elif, kuvvetliydi kanı başında. Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri. Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim. Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına. Alını yeşilini kapmıştı geçirmişti niceden niceden. Durdu birdenbire koca baş, ova bayır durdu. Nazar mı değdi göklerden ne? dah etti. Yok, daha dedi. Gitmez. Ta gerilerden başka kanlılar yetişti, geçti gacır gucur. Nasıl durur Mustafa Kemal'in kanısı? Kahroldu Elifçik düşünceden düşünceden. Aman koca baş, ayağını öpeyim koca baş. Vur beni, öldür beni, koma yollarda beni. Geçer götürür ona çocuk mermisini askerciğin. Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım. Bak hele, Üzerimden ses seda uzaklaşır. Düşerim gerilere. iyiceden iyiceden. Koca baş yığıldı çamura. Büyüdü gözleri. Büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri. Örtüldü hep. <laughs> Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Koca başın yerine koştu kendini Elifçik, yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden. Fazıl Hüsnü Dağlarca, çok güzel bir şiir. Ee, epik dediğimiz tür bir şiir. Lirik de, lirizm de var içinde. Hem duygusal hem kahramanlık e, belirten bir şiir. Sizler Türkçe ve edebiyat derslerinde tahlil ediyorsunuzdur mutlaka hocalarınızın, öğretmenlerinizin gözetiminde, eşliğinde. Onlar çok daha iyi anlatıyorlardır, daha derin anlatıyorlardır. Ama bizim de öğrendiğimiz okulda bu şiirin e, Kurtuluş Savaşı'nda bir Türk kadınının cepheye mermi taşımak için gösterdiği sabrı, inatçılığı, kararlılığı ve fedakarlığı gösteriyor. E, öküzü ölüyor çok yaşlı ve aç, bitkin, yorgun ama ne yapıyor yılmıyor Elif e, o mermiyi kendi sırtlayarak omuzlayarak cepheye götürüyor yeter ki bu millet bu savaşı kazansın. E, ...zafer kazansın. E, çok güzel bir şiir. İnsanın tüylerini diken diken eden bir şiir. Ama güzel okuduğunuz zaman güzel oluyor şiir. Yani nerede ulama var... ...nerede özellikle durak var... ...nerede vurgu ve tonlama yapmak lazım... ...duyguyu nerede geçirmek lazım... ...bunları bilmek lazım. Bir de şiirin içinde geçen yabancı kelimeler varsa ki... ...vardır muhakkak bilmediğiniz... ...onları da öğrenmeniz... E, ...kelimenin manasını bildiğinizde... ...kelimeyi çok daha karşı tarafa... ...duygusunu iyi geçirmenizi sağlayacak. Mesela şiire girerken yedi yordu dedim. Yedi yordu Elif Kağnısını. Şimdi yeni kelime öğrenmenin en başarılı yollarından, sağlıklı ve güçlü yollarından bir tanesi şudur. Merak edeceksiniz. Merak sizi araştırmaya, araştırmada öğrenmeye sevk edecek. Yedi yordu dedi Seda Hanım, Seda Hoca okurken. Acaba yedi yordu, ne demek diye merak etmeniz lazım. Yedi kelimesi çok fazla kullanılan bir kelime değil. Gün içinde, gündelik e, lügatta. Yediyordu yetmekten geliyor, yedmek eylemi. Yani e, yedeğinde bulundurmak aslında e, yetmek kökünden geliyor. bir şeyi bir hayvanı bir eşyayı, herhangi bir şeyi çekerek peşinden sürüklemek demek. ya da bir şeye refakat etmek demek. Yediyordu Elif kanısını derken kanısını çekerek götürüyordu anlamına geliyor. Siz de böyle anlamını bilmediğiniz kelimeler ya da tereddüt ettiğiniz anlamının ne olduğundan ben bile hala bu yaşımda tereddüt ettiğim kelimeler oluyor hemen sözlüğe bakıyorum. Bakın öğrenin bu sizin kelime dağarcığınızın güçlenmesini, zenginleşmesini sağlayacak. Kelime dağarcığı ne kadar zengin, diksiyon o kadar güzel. Tamam. Şimdi şiirin nasıl okunması gerektiğine bir gelelim. Şimdi bu şiir önce bize, önce bir metne ya da işte bir konuşmaya başlarken bir cümle aldığınızda elinize değil ki bu cümlede ne var, hangi duygu var, ben hangi duyguyu an, anlıyorum ki onu karşıya geçirmeliyim. Bu şiirde bir sürü duygu geçişi var bir çaba var, bir sebatkarlık var, bir fedakarlık var, bir vatan sevgisi var, çaresizlik var, hırs var, vazgeçme iş var, bir sürü güçlü duygu var. Hemen ilk satırdan başlayalım. Her zaman şunu söylerim, durakla, vurgu ve tonlama çok önemlidir diksiyonda özellikle şiir okurken ama durak hepsinden daha önemlidir. Neydi durak? Soluk durağı ve anlam durağı vardı. Diğer videolarda var. Onları bir açın tekrar seyredin adı üstünde duruyorsunuz ama nerede? Bir kere noktalama işaretlerinde duruyorsunuz. Virgüllerde biraz bekliyorsunuz. Noktalarda daha fazla bekliyorsunuz. Ünlem, soru işareti, iki nokta üst üste, noktalı virgül hepsi hepsi duraklama gerektirir. Ama noktadan sonra özellikle durduğunuzda yeni gelen cümleyi farklı bir tondan başlarsınız ve nokta aynı zamanda durak aynı zamanda durduğunuz yer. E sadece noktalama işaretlerinde durmuyoruz. Mesela virgüllerde duruyoruz ya. Virgüllerde durduğumuzda şu bu şu demek oluyor. Virgülle ayrılmış cümlelerde her virgülden sonra gelen kelimeyi farklı tonda ve farklı vurgulamayla verin. Ve durduğumuzda durduk durak yaptıktan sonraki gelen kelime daha güçlü okunmalıdır. Ona yer açıyoruz. Onu daha vurgulu hale getiriyoruz. O yüzden durak çok önemli. Ben durak olan yerlerde size böyle yapacağım. Dur demek. Tekrar okuyalım şimdi. Nelere dikkat ettiğimize bakalım. Yediyordu. Önce nefes alıyoruz. Hani arabaya binince dikiz aynası düzeltilir ya önce. Önce nefes alıyoruz. Sessiz ama. Ses yok diye değil. Ses yok. Burundan alıyorsanız bile konuşma aralarında burundan alınmaz. Ağızdan alınır ama cümleye başlarken burundan alınır ama ses yok. Buram şişiyor bakın. Aldım. Yediyordu Elif kanısını Bekle. Kara geceden geceden. Dur, San kim, san kim diyor orada, o bir halk dili, halk ağzı, yöresel bir şive, san kim, san kim, yedi Elif kanısını kara geceden geceden. San kim Elif Elif uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İnliyordu dağın ardı yasla, her bir heceden heceden. Nerelerde durduk? Yediyordu Elif kanısını kara geceden geceden. Sanki Elif Elif uzuyordu virgül inceliyordu nokta. Uzak cephelerin acısıydı gıcırt cephe. H harfi her zaman yutulur demiştim yani yutmaya meyillidir. Yutmayın cephe demeyin cephe. Cephe. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İnliyordu dağın ardı dağın değil dağın. Dağın yazarım dağın okurum. Çünkü yumuşak ye kuralı var. Yumuşak ye düşer önceki harfi uzatır bir değer. İnliyordu ordu dağın ardı yasla. Her bir heceden heceden. Şiir bol vurgu demek. Vurguyu ne kadar çok yaparsanız ama yerli yerinde o kadar çok e, ereğine ulaşır. Erek amacına ulaşır yani şiir. Şey vardır orada hitabet vardır. Lirizm varsa hele bir de bekleyici dur vurgulayacaksınız. Heceden heceden. Dur. Kıta bitti. Dur. Sonra nefes al farklı bir ses tonuyla. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öteye. Dağ taş aşardı. Çabuk giderdi. Virgül. Çok götürürdü Elifçik. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü, doğrulmuştu yola. Önceden, önceden. Bekle. Beklemezsen karışır birbirine, çorbaya döner. Ve o şiirin güzelliğini, anlamını, lirizmini yok edersin. O yüzden şiirde durak çok önemlidir. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Kardeş gibiydi derken burada seveceğim bir ifade. Kardeşlik belirtiyor. Kocabaş ve sarı kız iki tane öküzü var Elif'in. Onlar onlarla kardeş gibi olduğunu belirtirken seveceğim bir ifade oluyor benim yüzümde bakın. Beden dilim. Beden dilim nereye? Diksiyonum oraya. Ön teker, arka teker hesabı. Önce beden dilinizi oluşturacaksınız. Yüzünüzde gülümseme oluşacak ki sesiniz tatlı ve aydınlık çıksın. Asık suratla tatlı bir ses çıkartamazsınız. Önce beden dili geliyor. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi. Yemeden içmeden onlar. Devrik cümle. Devrik cümleler sanatsal özelliktedirler. Daha çok şiirlerde böyle duygusal içeriği olan nazım ve nesir eserlerinde nesirlerde kullanılır yani düz yazılarda. Devrik cümle iyidir. Bakın yapmış burada. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi. Yemeden içmeden onlar. Kocabaş yemeden içmeden onlar. Burada gülümsüyorum tatlı ifade bakın sonra koca baş çok ihtiyardı çok zayıftı diyeceğim. Olumsuz bir ifade bu yüzümde hemen olumsuzluk ifadesi beliriyor bakın keskin geçişler var. Baştan yapalım. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Gülme ifadesi. Yemezdi içmezdi yemeden içmeden onlar. Hop düşüyor ifade. Koca çok ihtiyardı. Çok zayıftı mahsundu bütün bütün sarı kız yanı sıra mahsundu diyorum bakın olumsuz şey bir ifade yani o diğer öküze göre daha böyle mahsun daha içine kapanık daha şefkate muhtaçtı gecenin ulu ağırlığına karşı hafiftiler inceden inceden şimdi Elif'i betimleyeceğiz İriydi Elif Güçlü bir ifade. Ses tonum da güçlü. Bakın iriydi Elif, iri. Hani derler ya böyle dağ gibi, kapı gibi kadın. Onu anlatacağım. O zaman sesime de bir dinamizm geliyor. Ben de bir dikleşiyorum bakın yüz ifadem. İriydi Elif, kuvvetliydi kanı başında. GülümSüyorum. Neden? Çünkü kuvvetli. Bakın olumlu, pozitif şeylerden bahsediyorum. Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri. Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim. Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına. Alanı yeşilini kapmıştı geçirmişti. Niceden, niceden? Alanı yeşilini kapmıştı geçirmişti ne demek? Yani alını yeşili burada çeyizden bahsediyor İşte Alanı yeşilini kapmış geçirmiş yani çeyizini düzmüş, evlenmiş, barklanmış. E, onu ifade ediyor e, yerel dille. Alanı yeşilini kapmıştı geçirmişti. Niceden, niceden? Burada Elif'i betimledik. Olumlu ifadeler, pozitif ifadeler, güçlü bir kadın, vazgeçmeyen, yılmayan, güçlü bir Türk kadını dimdik ayakta duran. O zaman benim de beden dilim bakın dinamik onu anlatırken değil mi? Gülümsüyorum, dik duruyorum. Sonra geçiyoruz diğer kıtaya. Ne oluyor şimdi? Durdu birdenbire koca baş, ova bayır durdu. Şimdi Elif'in cepheye silah götürmesi, mermi götürmesi lazım. Bir amacı, bir ereği var dedik. Hızlı götürmesi gerekiyor. Düşman nasıl çarpışılıyor, savaşılıyor? Vatanın kurtulabilmesi için o cephanelere ihtiyaç var. O yüzden Elif'in elini çabuk tutması gerekiyor. E, öküzlerin hızlı gitmesi gerekiyor ama bir problem var. Çünkü Kocabaş hasta, zayıf, cılız, dayanamıyor artık. Ölmek üzere. E, dolayısıyla ne olacak? Burada bir çaresizlik bürüdü Elif'i. Bütün vücut dilini biz onu anlatırken bu bize de geçiyor. Bizim de vücut dilimiz düşüyor. Ses tonumuz, tınımız daha aşağı çekiliyor. Bir korku ifadesi. Durdu birdenbire koca baş. Bekle. Ova bayır durdu. Yani koca baş durunca sanki dünya durdu gibi oldu. Dünya başıma yıkıldı deriz ya hani kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Öyle bir his. Onu hissedin. Hisse, önce siz hissedeceksiniz ki bunu karşı tarafa geçirebilirsiniz. Durdu birdenbire koca baş. Ova bayır durdu. Bir dehşet ifadesi gözlerimde. Gözlerim açıldı bakın beden dili. Nazar mı değdi göklerden ne? Anlamı kuvvetlendirmek, dramatikliği kuvvetlendirmek, dramatize etmek için nazar mı değdi göklerden ne cümlesini gerçekten göklere bakarak söyleyebilirsiniz. Oraya sesleniyorum ne oluyor ya? Nazar mı değdi göklerden ne? Bekle en güçlü özellikle güçlü bir ifade veriyorsanız yani güçlü bir cümle kurduysanız durak mutlaka yapın. Çünkü o güçlü ifadeyi karşı tarafın sindirmesini bekleyin, hazmetmesini, kafasında şöyle bir çevirmesini bekleyin. O şeyin sesin tınının beyninden yüreğine akmasını ve orada anlam bulmasını bekleyin, bekleyin onu bir anlasın. Durdu birden dire koca baş, ova bayır durdu. Nazar mı değdi göklerden ne? Dah etti. Yok. Daha dedi. Gitmez. Bekle. Ta gerilerden başka kanlılar yetişti geçti gacır gucur. Ha nasıl durur Mustafa Kemal'in kanısı? Burada bir hesap sorma var. Bir hırs var. Olumlu bir hırs ama. Cepheye savaş şey götüreceğim ben cephane götüreceğim. Olur mu böyle şey nasıl durur? Asker Mehmetçik beni bekliyor. Vatan beni bekliyor. Nazar mı değdi göklerden ne? Daha etti yok. Daha dedi gitmez. Ta gerilerden başka kanlılar yetişti geçti gacır gucur. Yüzüm değişiyor bakın. Çaresizlikten çareye dönüyor. Nasıl durur Mustafa Kemal'in kanısı hırs? Kahroldu Elifçik düşünceden düşünceden. Bir daha çöküş, bir daha bir düştüm. Kahroldu Elifçik diyorum. Kahrolmak, ver onu bedeninde hisset. Karşı tarafa da geçir onu kahroldum, düştüm. Kahroldu elifçik düşünceden, düşünceden. Mekle, sonra birden diriliyor. Bu sefer yalvarma tonuna geçiyor. Aman kocabaş, ayağını öpeyim kocabaş. Vur beni, öldür beni, koma yollarda beni. Beni vur, öldür ama yeter ki beni yollarda koyma. Bak, geçer götürür ana çocuk mermisini askerciğin. Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım. Yalvarma tonu. Çaresizlik. Bakın kabuk kabuğumda küçüldüm. Bak hele üzerimden ses seda uzaklaşır. Düşerim gerilere iyiceden iyiceden. Sesim de düştü, vücut dilim de küçüldü bakın. Sonraki kıta. Kocabaş ölüyor artık. Kocabaşın ölüm sahnesi. Nasıl veririm bunu? Sesim peste. Pes da. Tiz tını kafa sesiyle veremem bunu bir dehşet var, üzüntü var, bir yıkım var. Koca baş yığıldı çamura. Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü hep. Bol bol durak var. Sonra bak örtüldü gözleri örtüldü hep. Çaresizlik bittim mahvoldum ama hayır diriliyor birden. Örtüldü gözleri örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Koca başın yerine koştu kendini Elifçik. Yürüdü düşman üstüne yüceden yüceden. Tekrar bakın dirildim. Küllerimden doğdum. Önce küçüldüm çaresizlik. Sonra dedim ki hayır hayır bu böyle olmaz. Koca baş öldüyse burada bitmedi bu film. Bu sayfa burada kapanmadı. Ben götüreceğim onu. Sıtlayacağım ben. Birden güçlendi tekrar. Vücut dili de birden yeni tazelendi. Ses de birden kafa sesine yükseldi. Hop tekrar ibre çıktı. Ne oldu o? Yürek atışı gibi derim ben hep Türkçe bir şeydir. Her dil böyledir. Her dilin bir makamı vardır. Yürek atışı gibi. Hani kardiyo makinelerinde böyle kalp atışını belirleyen bir şey vardır. İnip çıkar, zikzak çizer. Böyle kalp kalbin attığını gösterir. Tık 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 tık. Kalp atmadığı zaman düz çizgi. Dıt. Nedir o? Eks oldu. Öldü yani. İşte siz de böyle vurgusuz söylediğinizde sesiniz eks olmuş gibi düz tına da gidiyor. Ama vurgulu tonlamalı söyleyeceksiniz. Ama vurgu ve tonlamayı kafanızda göre değil tabii. Duygu geçişlerine göre yapacaksınız. Duraklar çok önemli. Nerede durmanız gerektiğini bileceksiniz. Noktalama işaretlerinde duracaksınız. Ekstra vurgulamanız gereken bir kelime varsa ondan önce duracaksınız. Mutlaka o duyguyu şiirin verdiği mısralardaki duyguyu vücut dilinize yansıtacaksınız. Gözlerinize, yüz mimiklerinize özellikle. İşte mimik yani bütün yüz ifadesinin hepsi mimiktir. Jest, el kol, beden hareketleri, büzül, küçül, açıl, yüksel, devril bir devinim olacak vücutta. Beden dili dediğimiz şey bu. Tonlama yani. Diksiyon ve beden dili diyoruz ya tonlama. Beden dili aslında tonlamadır. Vücuttaki tonlama, sesteki tonlamanın ötesinde bir de vücuttaki tonlamadır. Tüm bunları yaptığınızda okuduğunuz şiir çok daha etkili olacak. Okuduğunuz işte düz yazı, metin neyse topluluğa hitap ediyorsanız o çok daha etkili olacak. Gündelik hayatta konuşurken de çok daha etkili olacaksınız. Ee, şimdi başlangıçta şiir okumuştuk. Bir daha okuyalım bakın. Şimdi öğrendiniz de kuralları. Hadi bir daha dikkat ederek beni dinleyin. Hatta birlikte okuyabiliriz. Hatta bu şiiri ezberleyin bence çok güzel bir şiir. Nefesimi alıyorum. Mustafa Kemal'in kanısı. Yedi ordu Elif kanısını kara geceden geceden. Sanki Elif Elif uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İlliyordu dağın ardı yasla her bir heceden heceden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öteye, dağ şaşardı. Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü, doğrulmuştu yola önceden önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar. Kocabaş çok ihtiyardı, çok zayıftı. Mahsundu bütün bütün sarı kız yanı sıra. Gecenin ulu ağırlığına karşı hafiftiler inceden inceden. İriydi Elif, Kuvvetliydi kanı başında, elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri. Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim. Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına, alanı yeşilini kapmıştı geçirmişti, niceden niceden. Durdu birdenbire koca baş, ova bayır durdu. Nazar mı değdi göklerden ne? Dah etti. Yok, daha dedi. Gitmez. Ta gerilerden başka kanlılar yetişti geçti gacır gucur. Nasıl durur Mustafa Kemal'in kanısı? Kahroldu Elifçik düşünceden düşünceden. Aman koca baş ayağını öpeyim koca baş Vur beni, öldür beni, koma yollarda beni. Geçer götürür ana çocuk mermisini askerciğin. Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım. Bak hele, üzerimden ses seda uzaklaşır. Düşerim gerilere iyice derneyecek. Koca baş yığıldı çamura. Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Koca başın yerine koştu kendini Elifçik. Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden. Fazıl Hüsnü dağlarca. Hadi şimdi siz de yine Benimle öğrendiğiniz kuralları bir kez daha üzerinden geçerek videoyu dinleyerek bir kere de siz okuyun kendinize videoya çekerek okuyun ayna karşısında okuyun ee, en güzelini yapmak için defalarca tekrar edin göreceksiniz ki her okumada biraz daha iyileşeceksiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.